Evet değerli arkadaşlar, toplama yapıldı, ekseriyetin olduğu anlaşıldı. 2024 yılı toplantı döneminin 10. toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumunu açıyorum. Alacağımız kararlarımızın şehrimize, Kocasinan'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Gündemimizde görüşüp karara bağlayacağımız 4 tane gündem maddemiz var. Gündem maddemize geçmeden önce Ankara'da TUSAŞ'ta yapılan menfur bir terör saldırısını şahsım ve meclisimiz adına lanetliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2000 yıllık devlet geleneği olan bu millet inşallah bundan sonrasında da ila nihayet kıyamete kadar bu topraklarda ay yıldızlı bayrağın gölgesi altında yaşamaya devam edecektir. Tabii ki değişik zamanlarda değişik şekillerde milletimizin varlığına, bütünlüğüne, devletimize, vatanın bütünlüğüne kastedenler olmuştur. Değişik terör saldırılarıyla her yaptıkları saldırının karşılığını bulmuşlardır. Ve bundan sonrasında da bu hain oluşumlar, odaklar gerekli cevabı alacaklardır. Necip millet inşallah bundan sonrasında da bunlara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrasında da fırsat vermeyecektir diyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu andaki yaralılarımıza da geçmiş olsun diyorum. Acilen Rabbim şifalıklar versin. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun diyorum. Gündemimizin birinci maddesi buyurun. Belediyemizin 2025 mali yılı performans programı ile ilgili plan ve bütçe komisyon raporunun görüşülmesi. Değerli arkadaşlar, belediyemizin 2025 mali yılı gelir tarifesi ile ilgili plan bütçe komisyonumuzdan gelen rapor hakkında söz almak isteyen meclis üyemiz olmadığına göre oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Tarifesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündemimizde 4 gündem maddesi vardı ki ve bu da direkt 2025 mali yılının kararlarıyla alakalıydı. Hayırlı olsun şehrimize, inşallah Kocasinan'ımıza. Özellikle 5. yılımız herhalde değil mi Ayhan Bey? Evet. Herhangi bir şekilde boşlanma yapmadan 5. yıl. 5. yılımızı inşallah Allah'tan bir mani gelmezse 10. aydayız. Son 2 ayında herhangi bir kamu veyahut da özel bankadan kredi borçlanması yapmadan tamamlamak da inşallah nasip olur. Özellikle mali yapının kendi kaynaklarımızla, kendi imkanlarımızla büyütülerek, yani borçlanma yapmadan kasıt, tamam borçlanmadık ama elimizde ne para varsa bununla çalışarız değil, bir fiil kaynaklarımızı ve imkanlarımızı harekete geçirerek ekonomik büyüklüğümüzü de artırarak bu süreci tamamladık ve şu güne kadar geldiğimizde de şükür Allah'a 3 milyar 100 milyon, bakalım sene içerisinde belki kaynaklar daha da artılacak şekilde gelir, ek bütçe de getirir. Yok, daha büyük şeyler de yapabiliriz ama şu anki öngörümüzde bu, ama daha büyük bir bütçe de oluşturabiliriz, onu söylemeye çalışıyorum. Tabii ki bizim ana hedefimiz burada kendi kendine yetebilen bir belediye olabilme. Her alanda kendi kendine yetebilen belediye olma. Finans açısından da, mali açıdan da, diğer iş yapış, iş gücü olarak da kendi kendine yetebilen belediye. İşte ortaya koymuş olduğumuz tesislerimiz, agrega tesisimiz, asfalt tesisimiz, diğer tarafta kendi üretim yaptığımız, fidanlığımız, seramız, geri dönüşüm tesisimiz gibi tesislerle de bu noktada tasarruf edebilecek daha fazla alanlar oluşturabilmek, dışarıya bağımlı olmaksızın kendi iş gücümüzle, kendi kaynaklarımızla kendi ihtiyaçlarımızı çözebilmenin de gayreti içerisindeyiz. Nasipse bu noktada önümüzdeki yıl içerisinde, daha önce de konuşmuştuk, bir kez daha burada yeri gelmişken hatırlatalım. Bizim bu asfalt planti, agrega tesisimizin son halkası olan enerji, yenilenebilir enerji kaynağı, şu anda onunla ilgili çalışmalar sürüyor, devam ediyor. Nasipse 2025 programı içerisinde eğer ki onun safahatı tamamlanır ise, onun safahatında da inşallah bunu Kocasinan'ımıza, şehrimize kazandırmış olacağız.